Ya çok affedersiniz. Bir önceki videoyu biraz erken kapattım. Çünkü 8.3.2 maddesinde hemen ekrana getiriyorum. Özür dilerim. Ya burayı işledik. Bir de AS9100'den gelen bir ister de var tabii ki. Onu unuttum. Özür diliyorum sizden. Şimdi planlama yaparken şu maddeleri inceledik ya beraber şimdi. Yani bunlara atıf yapman lazım diyor. AS9100'de ilaveten gelen şöyle bir şey var. Madde var. Aslında birazcık bu AP-KP sürecindeki yani onu biliyorsanız, bu süreci biliyorsanız ona çok benziyor. Mesela uygun olduğunda yani uygulanabilir yerlerde tasarım geliştirme faaliyetlerinizi bölebilirsiniz. Her bir bölüm için görev, kaynak, sorumluluk, içerik, girdi ve çıktılarınızı belirleyin diyor. Şimdi burada duralım. Mesela ya şimdi düşünsenize mesela bir hep dişli kutusundan örnek veriyorum. Bir mekanik bir sistem olabilir bu. Komple bir alt sistem olabilir. Yani çok kompleks işler. Birçok kişinin hani analiz mühendisinin, sistem mühendisinin, dizayn mühendisinin neyse yorumlarının, girdilerinin olması gereken süreçlerde diyor ki siz bu süreçlerinizi daha sistematik ve daha metodik olması için bölebilirsiniz. Ama bunları bölmenin mantığı bu işin bir proje planı gibi ilerlemesini sağlanması. Tabii bunun içinde şunu yap diyor. Her bir bölümün hani biz böldük. O onu yapacak, bu bunu yapacak ama bunu tanımlamanız lazım. Her bir bölüm için görev yani kim ne yapacak? Analizci ne yapacak? İşte fizibilite çalışmasını yapan veyahut da imalat mühendisi ne yapacak? Tekliflendirme mühendisi, tekliflendirme aşaması diyelim ki. İşte tedarik aşaması var. Kontrol aşaması var. Yani proje fazlarınız nasılsa bunların her birinin ayrı ayrı sorumluluklarını, kaynaklarını, iş tanımlarını vesaire belirle. Bir de girdilerinin çıktılarını gibi. Aynı AP-QP'de olduğu gibi. Yani işte ilk faz İşte müşteri girdilerinin anlaşılması, sonra ürün tasarımı, sonra proses tasarımı diye gidiyordu ya. Mesela ikinci fazın çıktıları, üçüncü fazın girdileri oluyordu gibi. Yani ilk fazda mesela işte müşterinin sesi diyoruz, müşteri anketleri, yok müşteri şikayetleri falan bunları topla diyorsun. Bunların çıktısı da mesela ikinci fazda İşte ürün tasarımı için girdilerinizi oluşturuyor mesela. Tamam mı? Böyle bir daha aslında şuna yönlendiriyor seni. Daha metodik bir proje planlama fazların olduğu, girdilerin çıktılarının olduğu bir daha metodik bir proje planlama ne diyelim sürecini anlatmanız lazım. Denetçiye mesela, denetimlerde. Tekrar söylemiş mesela tasarım gelişme planlaması bu ürünün sağlanması, doğrulanması, test etme ve ürünü gerçekleştirme kabiliyetini de değerlendirilmeli. Yani örneğin mesela bir analiz yöntemini tanımlıyorsunuz. Yani diyelim ki herhangi bir işte gerilimle alakalı işte malzeme ne kadar yüke dayanacak vesaire bir analiz çalışması bekleniyor. Böyle bir çıktıyı müşteriye vermeniz lazım. Siz de o teklif paketin altına affedersiniz, imzanızı atıyorsunuz. Fakat ne o analizi kullanacak kişi var, daha doğrusu olsa bile o yazılım yok ve belki o yazılım çok pahalı. Yani işte 100 bin dolara anlaştıysanız bütün paket belki sadece yazılım 50 bin dolar. Kiralayamıyorsunuz vesaire vesaire. Dolayısıyla sizin bu test kabiliyetinizi yani sadece ürün gerçekleştirme değil, bu ürünü sağlama yani ürünü üretme, bu ürünü doğrulama, bu ürünü test etme konusundaki ne diyelim isterleri de ihtiyaçları da sizin gerçekleştirme kabiliyetinizi değerlendirmeniz lazım. Şimdi 8.3.2 maddesi bitti. Kusura bakmayın. Teşekkürler.